Evet, madamcığım, 2000'lerde İngiliz öğretmeni Nedim'den sokak sanatçısı Madame Marika'ya dönüşümü anlatır mısın Hayatım senden bir ben dinleyeyim? bak ben zaten öğretmenlik yaparken de animasyon yapmaya işte yazın böyle yaz tatillerinde gidip işte tatil köylerinde falan animasyon ondan sonra parodiler falan yapıyordum. Yani bu iş içerisindeydim zaten. Hatta Hakan Aygün ta bu yaz skandalından önce bir televizyon programının ana haber bülteninde Hakan Aygün aldı beni. Röportaj yapmışlar. Öğrencilerimle röportaj yapmışlardı İngilizce kursundaki. Herkes beni çok sevdiğini falan söylemişti. Zaten medya beni tanıyordu. Benim gündüz öğretmenlik yaptığımı, gece ve yazın animasyon yaptığımı biliyordu. O zaman da haber olmuştu bu skandaldan önce Milliyet gazetesinde gündüz İngilizce öğretmeni gece işte Drag Queen yazmayı bilmediği için travesti yazmışlardı. Çünkü Drag Queen kavramını o zaman bilmiyorlardı. Medya beni tanıdığı için bir sonraki sene ben yaz kampına gittim. Koparan yaz kampında orada kıyafet balosunda bir şov hazırladım. Ben Madonna oldum. Ondan sonra birkaç böyle erkek öğrenci, birkaç dedim yani bir 20 tanecik fazla değil yani. 20, 500 kişi var, 500 tane öğrenciden 20 tanesi kendi istekleriyle ve de oradaki psikoloğun ve de kamp müdürünün gözetiminde dans grubu oluşturduk. Ben sonra Madonna oldum. Hare de hey, it would be so nice diye. Onlar da dans ettiler falan. Sonra şöyle bir haber yapacaklardı. İşte cinsel kimliğiyle barışık, diğer eşcinsellere örnek olsun. Ondan sonra bak işte İngilizce öğretmeni kendini kabul ettirmiş. Efendim insanlar öğrencileri seviyorlar falan filan. Başarı öyküsü vereceklerdi. Bir baktım Milliyet ondan sonra manşet, Hürriyet yaz kampında skandal. Bunun skandallık bir şey yok ki yani. Orada animasyon, beni öğretmenlikte attılar. İşte öğrencilerle birlikte oldum mu, fanfini finfon yaptım mı, tık tık yaptım mı, fik fik yaptım mı diye bir soruşturma. Çok yüz kızartıcı bir şey. Öğrencilerle tek tek şey yaptılar, müfettişler konuştular. Allah'tan birisi çıkıp da bir iftira atsaydı sonu Michael Jackson gibi olacaktı. Öyle bir şey olmadığı için sırf işte öğrencileri eşcinselle özendirmekten, görevi kötüye kullanmaktan beni öğretmekte attılar. Bir de öyle bir attılar ki hiçbir İngilizce kursunda İngilizce özel okulda çalışamaz diye. Ben de ne yapayım? Animasyon ve parodi olayını geliştirdim. Gittim işte Fethiye, ondan sonra Fethiye'de Hisar Önü var. O Time Out diye bir gece kulübü var. Orada İngilizlere bak İngilizlerin divası oldum. Orada onlara şovlar yaptım. Karaoke şovlar yaptım. Yani yıkılmadım, ayaktayım. Zeki bir insanım, donanımlı bir insanım. Şimdi ne diyorlar? İngilizce öğretmeni Nedim Uzun nasıl? Fenomen Madame Marika'ya dönüştü. Allah'tan ki nasıl orospuya dönüştü diye yazmıyorlar. Yani namusumuzu, iffetimizi ondan sonra ailemizin saygınlığını koruduk. Şimdi ben ailemle de barıştım. Hani gelince işte çok popüler şeylerde internet gazeteleri. Şimdi fenomen İngilizce öğretmeni işte Nedim Uzun nasıl Madame Marika'ya dönüştü bilmem ne. Yani insanlar beni seviyorlar. O yüzden de ailemle de barıştım çok şükür. Sokakta işte şov ya. Bu da arkadaşım Kahpe Gülüştü Maria. Gül kız. Peki madamcığım, geçimini Bunları nasıl sağlıyorsun? Yani nasıl hayatım geçiniyorsun bak bunu? şimdi biz Evet. bugün Merak ediyorlar çünkü insanlar. çıktık. Hayranlarımız var. Bugün 150 lira para kazandık. 150. 100 lirasını ben aldım. Ben az solistim. Bu da üvertür olduğu için buna 50 lira verdim. Ağzına da çok gözüne de çok yani 50 lira. Yüzü ben cebe attım. Bunun tek yaptığı oynuyor. Bir de kahpe gibi gülüyor. Gül kız. Bu kahpe gibi güldükçe milletin Çok şakacısın ilgisini çekiyor. Marika. Biz şimdi ikili oluştuk. Yani Lauren Hardy gibi, Eddie Büdü gibi. Evet. İşte Madame Marika ve Kahpe Gülüştü kızım Maria. Gül kız. Hatipoğlu'na da çıktınız değil mi siz? Gittiniz Ay sus Sultanahmet'e. sus. Eşcinsellerin şeyi olduk. Soytarısı oldu. Ay bize neler yazdı bu Evet. eşcinsel. Hani dindar değiller ya bunlar. Ben de valla makara olsun diye gidip şuna Ne uydum. sordunuz orada? Soru ne sormuştunuz? Ben Heh. kaşlarımı Sor. sormuştum. Nasıl Kaşlara şekil sordunuz yani? vermek caiz mi hocam dedim. O da Ama aydınlandı böyle kaş yoktu. Bunda var ya
Adile Naşit gibi kaş yapmış kendine böyle. Sütur adama deyince ama bunun suçu oradaki organize edenler demişler ki hani reyting alacaklar ya. Buna gelmiş demişler ki böyle böyle soru sor diye buna onlar sordurtmuş. Hmm. Bunun aklına bile gelmez. Yani onda biliyorsun reyting o zaman patladı şey kaşlarım böyle caiz midir falan. Bayağı bir gündeme oturdu kahpe gülüşlü Maria. Bana mikrofon vermediler. Hatip oldu tanımış beni. Demiş ay demiş buna mikrofon vermeyin kanalı kapatırlar diye. Bana mikrofon vermedi ama ne oldu kızım söyle ne yaptı sonra Hatip ne oldu? Yaptı? Ne yaptı? Bizi davet etti. Kulise arka tarafta konuştuk yani. Soru Marika'nın soracağı soruyu. Hatip oğlunun kulağına ne dedim de güldü. Ne demiştin? Ne demiştin? Hatırlamıyorum. Şimdi bu Hatip oğlundayız ya biz. Evet. Bizi çağırdı. Bu şimdi daha önceden kar olacağım diye tutturmuştu. Ben şimdi bunu şey yaptım. Bu trans beyni ya. İşte para biriktireceğim karı olacağım. Ulan dedim Türkiye'deki karılar ne bokuyor ki dedim. Sen dedim karı olacağından ne olacak? Biz dedim karılardan daha özgürüz dedim. Kadınlarda dedim çünkü Türkiye'de de böyle bir hani ataerkil bir toplumda dedi. En azından dedim benim baba yadigarları her zaman namusumu korumuştur. Evet. O kadar pavyona gittim el attılar ya buldular onu namusum kurtuldu. Bunu vazgeçirdim karı olmaktan. Hoş bu parayı bulsa gene karı olur bu boğaz değil. Bu bir parayı bulsun kestirmezse namerdim. Ondan dedi ki Hatipoğlu'na, Hatipoğlu adam çok şey kaliteli dedim ki bize dedim cehenneme gideceksiniz. Ne olacaktı kız? Odun olacaksınız. Odun olacaksınız diyorlar. Biz ya. Dedim sayın dedim imamım hocam dedim. Biz dedim cehenneme mi gideceğiz odun olaraktan dedim. O da dedi ki alakası yok dedi. İslam düğünü hoşgörü dinidir. İslam dini merhamet dini. Şimdi aynı şeyi AKP'li kim söylüyor evet. adam? Mehmet Özhaseki. Mehmet ne? Özhaseki. Bak şimdi Mehmet Özhaseki de bunlar seçimler yaklaşıyor ya. Seçimler yaklaştığı evet. için bunlar bize sapkınlar diyen, ondan sonra Lut kavmi diyen yok. Depremler kimin yüzünden oluyormuş Maria? Eşcinseller yüzünden oluyor. Gül kızım. Burada gülecek bir şey yok ki. Evet. Ama onlara güleceksin. Gül deyince güleceksin. Maaşını keserim. Gül deyince gülüyor. Biz şimdi kime gülüyor biliyor musun? O Lut kavmi deyip de biz de dalga geçen o yobazlara gülüyoruz. Tamam şimdi de bak. Çıktı işte İçişleri Bakanı hakkımızda bizi hedef gösterdi. Sayın canım çok severim aslında biliyorsunuz. Reisim bebeğim Tayyip Erdoğan'ım canım benim. O çıktı sapkınlar dedi. Yoktur dedi. Şunu dedi. Bunu dedi. Bizi görmezden geldi. Bir acayip hakaretler etti. Şey çıktı. Ali Erbaş. Evet. Bunlar dedi bize hedef gösterdi. Bizim yüzümüzden depremler oluyormuş, seller oluyormuş falan filan. Her bir boku bize yüklediler. Ondan sonra seçimler yaklaşıyor ya şimdi başımının üzerinde yerleri var. Allah onları yaratmış. Onları da sevelim. Onları da sayalım. Onlar da bizim sevgili kulumuz bilmem ne. Buna ne deniyor? Takiye. Takiye mi deniyordu? Takiye evet. Takiye, pakiye, pakiye. Şimdi şeyler yaklaşınca seçim yaklaşıyor. 2023'te miydi seçim? 2023. Az kaldı. Haziran tabii. Şimdi Türkiye'de 10 milyon, bak 80 milyon nüfusun mantık olarak 10 milyonu en az 10 milyon eşcinseldir. Bunun 5 milyonunun da işte biseksüel olduğunu düşün. Bizim oy oranı çok fazla. Bizi destekleyen gerçekten bakın ben o zaman ilk Tayyip Bey çıkıp da bizi desteklediği zaman AKLGBT'yi kurdum. Herkes de bilir. O Tayyip Bey ilk videosu vardır. Onlara anayasal olarak sahip çıkacağız. Onlar da bizim vatandaşımız. Onlar da bizim başımızın üstünde yeri var. Evet. Sonra Cumhurbaşkanı olduğu zaman soytarılar, sapkınlar, şunlar, bunlar. Bunlar oy alıncaya kadar canım cicim diyorlar. Ondan sonra oy bittikten sonra ne sapkınlığımız kalıyor, ne şoroluluğumuz kalıyor, ne topluğumuz kalıyor, ne tüfeklim. Ama şunu da söylüyorum bakın bu basketbol topu. Ama evet. ben Osmanlı topuyum. Osmanlı topunun ne olduğunu biliyor musun? Hani topu arkadan koyuyorlar önden evet. bum. Ben Osmanlı topuyum bu basketbol topu. İkimiz de topuz ama aramızda bir kalite farkı var yani. Ondan sonra efendim şimdi çıkmış. Ondan sonra onlar bizim başımızın üstünde yeri var. Onları seviyoruz. Onları sayalım. Onları da Allah yarattı. Şimdiye kadar neredeydiniz? Hani sapkındık. Hani Lut kavminin kraliçesiydik. Hani Lut kavminin torunuyduk. Ne oldu? Seçimler yaklaşırken paçanız da tutuştu. Ne oldu?
Aa, tükürdüğünüzü yaladınız yani. Bak bu artık şu dakikadan sonra AK Parti ben umurumda bile değil. Ben hayat mücadelesi veren bir insanım. Ben ayaklarım üstüne çalışan böyle evdedimle, namusumla, şunla bunla gördüğün gibi bak böyle 100 liralarla, 200 liralarla işte Seyhan Soylu verdi geçenlerde suratıma 500 TL. Ben öyle ayakta kalmaya çalışan bir insanım. Bu Covid yardımında bile bana yardım gelmedi, merak etmeyin. Vallahi billahi yardım aldıysam böyle olayım. Böyle bak böyle. Aldın mı kız? Almadım. Almadım vallahi. Ondan sonra açımından seçimler yaklaşırken bunlar din imana geldi, merhamete evet. geldi, bilmem ne. Yani nedir bu insanlar bu çifte standartı? Peki sevenlerine ne diyorsun son olarak madamcığım? Sevenlerine, seni seven çok insan var. Cebi havalide para yollayın diyorum. Bulun cep, bak bu benim menajer bu ulaşı. Ondan sonra cebe havaleden, bak paralarımı yeme, mahvederim seni ha. Allah yedirmez. Bana bak, bana bak. O gönderilen paraları yeme, bana teslim edeceksin. Ben şu anda hayat mücadelesi veriyorum. Emekli olacaktım. Yeni yılda dediler, sonra kaldı şeye, Ağustos'un birine, 1 Ağustos'a. Yani benim hayatım zaten dram olmuş. Bana ne AK Parti'den, bana ne şundan. Bunların bütün milletvekillerinin hepsi luk. Evet. Milletvekillerini niye seçiyoruz? Millete faydası olsun. Şu anda hangi parti olursa olsun, hangisinin bize faydası var? Ha? Maaşları kaç misli bebeğim? Ha? 20 katı. Asgari ücret ne kadar? Yani arkadaşlar koyunluğu bırakın artık. Koyunluğu bırakın. Bak ben var ya, benim kalbim kan ağlıyor. Ben gülüyorum. Hokkabazlık yapıyorum ama benim kalbim var ya kan ağlıyor, kan. O kadar üniversite tahsilinden sonra sokakta 1 lira toplamak ne demek ki? Utanmıyor musun?